Merhaba. Yakın zamana kadar seçim kritiği yaparken, tabii seçim olursa diye şerh düşüyordum. Bu konuda yalnız da değildim. Hatırı sayılır yorumcu, Erdoğan'ın kaybedeceği seçimi erteleteceği, bu uğurda savaş çıkarmaktan çekinmeyeceği konusunda hemfikirdi. Gel gelelim tarihin akışını değiştiren bir şey oldu ve Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Sonuç ne olursa olsun milattır bu. Ankara'nın süreçte yürüttüğü denge politikası, birbiri ardına Ankara'ya gelen liderler, Antalya Forum, dışişlerinin hummalı diplomasisi, Bayraktar sihalar ve en son NATO zirvesinde verilen ayaküstü resimler kimseyi yanıltmasın. Gelişmeleri kötülüyor değilim, Türkiye yapması gerekeni yapıyor. Yanıltmasın derken kastım, bunun Erdoğan'ın yelkenlerini şişirdiği, iktidarını sağlamlaştırdığı, görev onayını artırdığı propagandası yanıltmasın. Ankara gözünü Putin'den ayırmazken kulağı Batı'da. Yaşananları tek tek not ediyor. Dünya medyası aman vermiyor. İnternet çağında hiçbir gerçek örtülemiyor ve hiçbir propaganda bunun önüne geçemiyor. Avrupa devletlerinin Ukraynalı sığınmacılara özeni göz yaşartıyor. Görülmemiş yaptırımlarla Kremlin sarsılıyor. Söz konusu oligarklar olunca hukuk rafa kalkıyor, mal mülk, banka hesapları çatır çatır donduruluyor. Gazetecilik sessiz kalanları da takip etme sanatıdır. Macaristan ve Polonya gibi otoriter eğilimli ülkelerin AB çizgisinde hizalanması, Çin ve Hindistan gibi devlerin çekimser kalarak Moskova'ya sarı ışık yakması Rusya'nın mevcut varlıklarının yarısına el konulması kadar önemlidir. Ankara bunları da görüyor ve notuna alıyor. Bilinen ve defalarca sınanan şeydir. Erdoğan için dış dünyada görece meşruiyet vazgeçilmezdir. Düzenli seçim yapılır, parlamento vardır, muhalefet meclis çalışmalarına katılır, mahkemeler çalışır, medya mevcuttur vesaire. Bunların hepsi Erdoğan'a meşruiyet sağlayarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Haliyle özellikle muhalif cenahlar için bu günah bile yeter, artar. Meclise gidip alkışlamaya hazır grup milletvekillerine her hafta düzenli nutuk atıyor musun atmıyor musun? Bundan hala demokrasi mi olur? Bilmem mi? İşsiz ve umutsuz kalınca yanımda sen vardın. Bilmem mi? Mülakat mağdurlarının yanında sen vardın. Ukrayna krizi bir milattır. Batı olağanüstü yaptırım gücüyle, Türkiye gibi buğday ayçiçeği dahil affedersiniz donuna kadar dışarıya muhtaç ülkeleri bir kez daha hizaya çekti. Şu gün gerilimden beslenen ve bundan hayli keyifli olduğu gözlenen Erdoğan, en geç 18 Haziran 2023'te seçime gitmek zorunda olduğunu biliyor. Üçüncü kez adaylığı şaibeli olacağı için bu tarihi bir veya iki hafta öne çekecektir. Artık yoğurdu üfleyerek yemek zorunda. Mültecileri göndermeyeceğiz çıkışı batıya dönüktür. Sizi artık bununla tehdit etmeyeceğim, diyor. Ez cümle Erdoğan artık sandığı halktan kaçıramaz. Ama sandıktan da çıkmak zorunda. Bunun için yapmayacağı yok. Muhalefetin kendi içindeki saray uzantılarına kulak asmayıp karşısına doğru aday çıkarması ve onun etrafında kenetlenmesi icap ediyor. Seçim ittifakına lüzum kalmadı artık. Küçük partilerin kimi CHP, kimi İyi Parti listesinden aday gösterir, biter gider. Ne çare, epey lüzumsuz polemik olacağı da aşikar. Kulaklarınızı tıkayın, seyretmeyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Türkiye'de bir şey olacaksa bu muhalefete rağmen olacak.